Merhaba arkadaşlar. Mısır'a gittiğiniz ve dünyanın en ünlü taş yapıtını görmek için Kahire'nin 13 kilometre güneybatısındaki Giza'ya doğru uzandığınız takdirde size bana da olduğu gibi herhalde Büyük Piramidin Firavun Khufu'nun ölüsünü korumak için yapılmış bir kale mezar olduğunu söyleyeceklerdir. Grekler bu Firavun'a Keops adını vermişlerdi. Herodot'a göre 100 bin adam Khufu'nun yeniden dirilmesini ölümden sonra yaşamasını sağlamak için çalışmıştı. Eski mezar hırsızları Firavun'un mezarını yağma ederek mumyasını çaldılar. Tutankamon'un mezarı dışında bütün piramitleri de yağma ettikleri gibi. Mısır biliminin ana gerçekleridir bunlar. Bu bilimin ilkeleri. Bunlar dinsel öğretiler ya da evrende hayat olduğuna inanmak kadar geçerli. Ama piramidin bir mezar olarak hazırlandığını gösteren bir kanıt yoktu. Asıl aksini gösteren kanıtlar vardı. Hiçbir Mısır belgeseli piramidin yapılmasını tarif etmiyor ya da bundan söz etmiyor. İlk haber kaynağımız Herodot. Herodot, milattan önce 440'ta Mısır'a gittiği zaman ona piramidin kuzey yüzünde menteşeli gizli bir kapı ve içeride yer altında bir oda olduğundan söz edildiğini anlattılar. Mısır'a daha sonra giden Romalı coğrafyacı Strabo, milattan önce 24 yılında Nil'den yukarı çıkmıştı. Strabo'ya göre kapıdan dar bir koridora giriliyordu ve koridorun sonunda ıslak, böceklerle dolu bir çukur bulunuyordu. Kapının Romalılar devrinde bulunduğu ve çukurun incelendiği anlaşılıyor. Çünkü sonradan duvarlarda meşale yanıkları olduğu görüldü. Sonra gizli kapının bulunduğu yer unutuldu. Piramide ilk kez milattan sonra 820 yılında girildi. Matematik ve denizde seyir bilimlerine meraklı olan genç Halife Abdullah el-Memun piramidin içinde gizli bir oda olduğuna ve astronomi haritalarının, cetvellerin ve diğer değerli hazinelerin buraya konulduğuna inanıyordu. Bir grup mühendis, mimar, duvarcı ve bir hayli işçiyi toplayarak gizli kapıyı bulmak için piramidin kuzey yüzünü araştırdı. Gizli kapıyı bulamayınca da adamlarına kireç taşını delmelerini emretti. Böylece iç koridora çıkabileceğini umuyordu. İşçiler 30 metre derinliğinde dar bir tünel kazdılar. Tam umutsuzluğa kapıldıkları sırada piramidin içinden boğuk bir gürültü geldi. Kazmaya devam ederek aşağıya doğru inen dar bir koridora çıktılar. Burada yerde tavandan düşmüş olan ağır bir taş yatıyordu. Koridordan yukarı çıkan adamlar piramidin kuzey yüzünde tabanından 15 metre yukarıdaki menteşeli kapıyı buldular. Bu hesapladıklarından 10 taş daha yukarıdaydı. Aşağıya inen geçitte girmişlerdi onlar. Buradan usul usul inerek doğal kayanın arasına uyulmuş kaba bir kuyuyla karşılaştılar. Yatay bir koridor daha 15 metre kadar devam ediyor ve dümdüz bir duvarın önünde sona eriyordu. Dar bir kuyuysa 9 metre kadar derinliğe kadar iniyordu. Kuyu ve bunun yakınındaki çukurlar boştu. Aşağıya inen geçiti deldikleri yere çıkan gruptakiler düşmüş olan taşın bir granit bloğuna benzer bir kitlenin ucunu gizlediğini fark ettiler. Bu bir kapak mıydı? Bunun arkasında yukarıya doğru çıkarak piramidin tam ortasına giden başka bir koridor mu vardı? Birkaç ton ağırlığında gözüken kapak etrafındaki kireç taşı blokları arasına iyice sıkışmıştı. Bunu kırıp çıkarmaktan umudunu kesen memun duvarcılarına taşın etrafını kesmelerini emretti. Bu yorucu kazı sonunda granit kapağın 1 metre 80 santim eninde olduğu anlaşıldı. Yukarı çıkan geçitte sıkıca takılmış, aynendeki kapakların ilkiydi bu. Bu engelleri yıkarak geçen duvarcılar sonunda kendilerini alçak tavanlı, yatay bir koridorda buldular. Buradan küçük, kare biçimli boş bir odaya gidiliyordu. Sonra da kraliçenin odası adı verildi bu bölüme. İki geçitin birleştiği noktaya çıkan duvarcılar yukarıda bir boşluk olduğunu fark ettiler. Birbirlerinin sırtına çıkarak bir galeriye girdiler. Büyük galeri. Bunun tavanı 8,5 metre yüksekliğindeydi. Galeri yukarıya doğru çıkıyordu. 45 metrelik bu yokuşu tırmanan adamlar başka bir yatay koridora eriştiler. Burayı geçitin yüksekliğini 81 santime indiren bir taş yarı yarıya kapatıyordu.
İyice eğilerek ilkinden daha geniş olan bir odaya girdiler. Odanın duvarları ve tavanı sıkıca birleştirilmiş kare şeklinde blok taşlardan yapılmıştı. Kralın odası adı verilen bu bölüme 10,5 metre boyunda, 5 metre eninde ve 6 metre yüksekliğindeydi. Odanın ortasında granitten yapılmış dev bir lahit duruyordu. Kapağı yoktu ve içi boştu. Birkaç Arap tarihçisinin yazdığı bu ilk giriş, temel bakımından önemli olan bazı gerçekleri kesinleştirmekteydi. Aşağıya inen geçit tümüyle kapatılmış ve granit kapaklara el sürülmemişti. Ama buna rağmen odalar boştu. Ölen Firavun'u son dinlenme yerine taşıyan adamlar oradan nasıl çıkmışlardı? Birinin kapakları kapayabilmesi için geride kalması gerekiyordu. Firavun'un ölüsüne ne olmuştu? Mezar soyguncuları granit kapakları aşıp geçmiş olamazlardı. Piramitleri ilk inceleyen Avrupalılar bu sorunların hiçbirini de sormadılar. Piramidin bir mezar olarak yapılmış olduğu iddiasını kabul ettiler. Piramidin sırlarını ortaya çıkarmak çabaları sonunda hayal kırıklığına uğrayan Araplar, dıştaki kireç taşı blokları alarak bunlarla Kahire'deki sarayları yaptılar. Geride piramidin dibinde moloz yığınları bıraktılar. Piramit 145 metre yüksekliğine erişen bir dişi taş yol gibi gözüküyordu artık. Temeli 5 hektardı. Bu birçok meraklı Avrupalı ziyaretçi tarafından incelendi. Yukarı çıkan geçiti tıkayan kapaklar 1817'de kaldırıldı. John Greaves Mısır'a 1638'de gitti. Oxford'lu bir matematikçi olan adam yapının içinde dünyanın boyutlarının tespitine yardım edecek ve çizgi ölçüsü bakımından ortadan kaldırılamayacak bir standart sağlayacak bilgi bulacağını umuyordu. Piramidin yapılmasında kullanılan temel ölçü birimini araştırdı. Fakat piramidin tabanını örten moloz onu engelledi. Bunlar yapının ölçülmesini imkansız hale sokuyorlardı. Fakat Greaves ilgi çekici bir tek şey de buldu. Büyük galerinin yukarı çıkan geçitle birleştiği yerde sıvalı bir taş olduğunu fark etti. Bu sanki yerine tam oturmamış gibiydi. Greaves taşı yana ittiği zaman geride aşağıya doğru inen dar bir koridor olduğunu gördü. Bu yoldan 18 metreye kadar indi. Yol ilerleyerek karanlıkların arasında kayboluyordu. Bu kuyu dehliz 1840'da iyice incelendi. Dehlizin son 15 metresi moloz ve kumla tıkanmıştı. Çıkış yeri de dikkatle gizlenmişti. Bu koridor aşağıya inen geçitle birleşiyordu. Greaves'in piramidin içinde aldığı ölçülere bakan Sir Isaac Newton şu sonuca vardı. Piramidin yapılmasında iki değişik ölçü biriminden yararlanılmıştı. Newton'un kutsal kübit adını verdiği ölçü birimi ki bu dirsekten orta parmak ucuna kadar olan eski bir uzunluk ölçü birimidir. 63 santim kadardı. Kutsal olmayan kübit ise 52 santim. Böylece yer çekimini bulan bilgin bir hayalet yaratmış oldu. Bu zamanla piramidin taştan bir kehaneti temsil etmesi için yapıldığını iddia eden kurum haline girdi. Ölümsüz gerçeği arayan birçok bilgin Greaves'i izledi. Onların buluşlarını, varsayımlarını ve hayal kırıklıklarını kısaca özetleyebiliriz. David Davidson 1765'te kralın odasının yukarısında 3 küçük oda buldu. Bunlardan birinin duvarlarında Firavun Khufu'nun adını gösteren resim ve şekiller vardı. Sonradan bu bölümlerin kralın odasının yassı tavanına olan baskıyı azaltmak için yapıldığı anlaşıldı. Ayrıca Davidson piramidin 60 metre ötedeki yüzünden kralın odasına açılan hava yollarını da buldu. Fransız matematikçisi Edme François Jomard, Napolyon'un 1798'de Mısır'a getirdiği bilginlerden biriydi. Dikkatli araştırmaları sonunda piramidin pek doğru bir şekilde pusulanın dört yönüne göre ayarlanmış ve binanın Mısır deltasını ikiye ayıran meridyenin tam üzerine yapılmış olduğuna karar verdi. Böylece piramit dünyanın yüzeyini ölçme tekniği bakımından mükemmel bir işaret görevi yapıyordu. Aşağıya inen geçitin altında duran Jammert, dar koridordan yukarıya, kapıya doğru bakan eski bir astronomun kutup etrafında dolaşan bir yıldızın geçişini izleyebileceği sonucuna da vardı.
Jammert, piramidin bir mezar olarak yapıldığı iddiasını kabul etmiyordu. Matematikçi bu yapıtın eski bir ölçü sistemini devam ettirmek için yapıldığına inanıyordu. Jammert'a göre piramidin planını yapanların yeryüzünün ölçüm tekniği ve geometri alanlarında ileri bilgileri vardı. Jammert'ın vardığı sonuçlar, Victoria çağındakilerin bilimin ilerlemesinin dini inançları tehlikeye düşürdüğü konusundaki korkularından doğan bir takım varsayımları gölgede bıraktı. John Tyndall bir matematikçi ve hevesli bir amatör astronomdu. Ayrıca çok da dindardı. İncil'deki her sözün harfi harfine doğru olduğuna inanıyordu. 1860'larda zor bir şey değildi bu. Alınan ölçüleri inceleyerek piramidin dünyanın boyutlarını ve güneş yılının uzunluğunu kaydetmek için yapıldığı sonucuna vardı. Piramidin oranları belirli bazı geometri ve astronomi kanunlarını açıklamak, bunları saklamak ve ilerideki kuşaklara açıklamak için yapılmıştı. Taylor bunu şaşırtıcı bir buluş olarak niteledi ve kendini bu yüzden bir çıkmazda buldu. Taylor hesaplarının piramidin M.Ö. 2100'de yapıldığını gösterdiğine inanıyordu. İncil'in ise tufanın M.Ö. 2400'de olduğunu açıkladığına inanıyordu. Yani tufanla piramidin yapılması arasında sadece 300 yıl vardı. İnsanların o kadar kısacık bir zamanda matematik bakımından bu kadar kusursuz bir yapı yapacak kadar ilerlediklerine inanmak olanaksızdı. Bu birbirine zıt sorunlara çözüm bulmak için türlü yollar arayan Taylor'a sonunda ilham geldi. Piramidin yapıcıları ilahi bir açıklamanın etkisinde kalmışlardı. Bundan da onların seçkin Adem ırkından oldukları anlaşılıyordu. Taylor ayrıca piramidin ölçü birimiyle İngiliz inci arasındaki benzerliği de fark etmişti. 1864'te ölen Taylor, ilahi vahiyinin mirasçılığının İngiliz ırkı olduğu sonucuna varılması işini de müritlerine bırakmıştı. Yani İngilizler, İsrail'in kayıp kavimlerinin torunlarıydılar. Görevi devralan İskoçyalı Robert Menzies, piramidin geçitler sisteminin bir kehanetin kronolojik simgesinden başka bir şey olmadığını açıkladı. Bu, İncil'i destekliyordu. Piramidin bir ölçü birimi de bir yıla eşitti. Bu şaşırtıcı varsayımın gelişmesini izlemek için mantıklı düşüncenin gelişme öyküsünü bir an için bir yana bırakmanız gerekiyor. 1890 ile 1935 yılları arasında özellikle faaliyet gösteren bir grup ateşli inanç sahibine göre Büyük Piramit Adem ırkı için olan ilahi planı göstermekteydi. Piramidin koridorlarının ve odalarının uzunluğu yıllara, aylara ve günlere çevirerek insan ırkının seçme bir bölümünün geleceğini, M.Ö. 4000 yılındaki yaratılıştan başlayıp tüm dertlerin sona ereceği olan M.Ö. 2045 buçukuncu yıla kadar önceden bilmek mümkündü. İngiltere'de Leeds kentinden gelme bir mühendis olan David Davison bu ilhamın baş yorumcusu oldu. Aylarca uğraşarak piramidin geçitlerini ve odalarını ölçtü. Bulduklarını 1924 ve 1934'te iki broşür halinde yayınladı. Davison, Büyük Piramit bunun ilahi mesajı ve efsane ve dinsel türedeki gizli gerçek adlı bu eserlerinde piramidin yapısal simgeliğinin ilk İbrani yapı ustalarının ilahi ilhamla harekete geçen içgüdüsel denetimi altında birleştirilmiş olduğunu iddia ediyordu. Kullanılan ölçü biriminin kutsal kübit olduğunu kabul ediyordu. Bu 63 santimetre 25.02 İngiliz inçine eşitti. David son bu bulguya dayanarak piramit inci birimini ortaya attı. Davison zaman yer konusunda başlangıç noktası olarak piramidin dışında toprağın derinliklerindeki hayali bir işareti alıyordu. Bu aşağıya inen geçitin ucundan uzatılan hayali bir çizginin üzerindeydi. Davison yukarıya doğru çıkarak her inci yani yaklaşık 2,5 santimi bir yıl saydı. Ve böylece aşağıya inen ve yukarı çıkan geçitlerin birleştiği yerde M.Ö. 1486 yılına erişmiş oldu. Davison bunun Yahudilerin Mısır'dan ayrıldıklarını gösteren tarih olduğunu açıkladı. Aslında günümüzde bu o ünlü olay için bir hayli erken bir tarih sayılıyor.
D ısınma o noktaya çıkış kapısı adını verdi. Yukarıya çıkan geçitin boyu Yahudilerin Mısır'dan ayrılmaları ile İsa'nın milattan önce 4. yüzyılda doğması arasında geçen zamanı gösteriyordu. Arkadaşlar İsa'nın o tarihte doğduğu da yine tartışmaya götürüyor insanı. Yani kesin bir bilgi yok. Büyük galerinin aşağısına giden kısa yatay koridorsa çarmıha gerilmekle işaretlenen Mesih'in geçişini gösteriyordu. Büyük galerinin tepesine erişen dev ısın, kralın odasına giden koridorun boyunu ölçtü. Piramit inciyle hesaplandığı takdirde bu, 4 Ağustos 1914 ile 11 Kasım 1918 arasındaki süreye uyuyordu. Yani Birinci Dünya Savaşı süresine. Bu olağanüstü buluş yüzünden iyice şevke gelen dev ısın, kralın odasına açık mezar odası adını taktı ve kehanetlerle ilgili tarihleri belirtmeye başladı. Tyler'ın müritlerinden Albay Garnier zaten 1882 yılını İsa'nın dünyaya ikinci defa geleceği tarih olarak saptamıştı. Davis'ın olayın olabilme fırsatını daha iyi sağlayabilmek için bu tarihi 1913'te getirdi. Yani kralın odasının uzunluğundan yararlanarak 1936 yılından 20 Ağustos 1953'e kadar olan süreyi sembolleştirdi. Bildiğimiz kadarıyla 20 Ağustos 1953'te pek de önemli olmayan bir şey olmadı. Önemli bir şey olmadı. Yani Davis'ına göre tüm dertlerin sona ereceği dönem yılının 9. ayında başlayacak ve 2045 yılının yarısına kadar sürecekti. Davis'ın piramidin bir zaman kapsülü olduğu konusundaki varsayımını Sir Flinders Petrie'nin 1880'deki buluşu zaten başlangıçta çürütüyordu. Sir Flinders, yapımcıların kutsal kübit değil 52 santimetre boyundaki krallık kübitine göre çalıştıklarını ortaya koymuştu. Daha ciddi tartışmalara dönelim. 1864'te İskoçya Kraliyet Astronomu Charles Piazzi Smyth Mısır'a gitti. O da John Tyler gibi dinle bilimi birleştirmeye çalışıyordu. Ama Smyth olayında bilim galip geldi. Dikkatle aldığı ölçüler piramidi yapanların bir dairenin çapıyla çevresi arasındaki ilişkiyi bildiklerini ortaya koydu. Oysa o güne dek bunun sadece Grek bilginleri tarafından bilinen bir şey olduğu sanılıyordu. Piramidin tabanı yüksekliğinin iki katına bölünürse artık çok ünlü olan o sayıda elde edilir. Pi eşittir 3,141.590. Smyth İskoçya'ya dönünce kesin bir tavırla piramidin yüksek astronomi ve coğrafya ile ilgili fiziki gerçekleri şaşılacak bir şekilde açıkladığını söyledi. Üstelik Mısırlılar bunu böyle şeylerin Greklerde henüz bir başlangıç halinde bulunduğu çağdan 1500 yıl önce yapmışlardı zaten. Tabii Smyth böylece bütün matematik bilgisinin bulucularının Grekler olduğuna inanan bilginleri fena halde sinirlendirdi. Smyth'la alay ettiler ve ona Piram Ahmak adını da taktılar. Petrie'nin ve daha sonra da J.H. Coll'un kesin ölçüleri akılcı varsayımların daha da değişik fikirleri ileri sürmelerini sağladı. Moses Cottesworth, piramidin gökte dolaşan yıldızların hareketlerinin doğru olarak kaydedilmesi için yapılmış bir takvim olduğu sonucuna vardı. Richard Proctor ise dikkati çeken bir şeyi keşfetti. Proctor hem astronom hem de bir kitap meraklısıydı. Romalı yazar Proclus'un piramidin tamamlanmadan önce bir rasathane olarak kullanıldığını anlatan bir yazısını buldu. Bu ipucuna dayanarak da son derece basit bir varsayımı ortaya attı. Ve tabii eskiye bağlı bazı bilim adamları da onun bu varsayımını aldırmadılar. Büyük piramit bir astronomi rasathanesi olarak yapılmıştı. Modern teleskoptan önceki en ileri, en mükemmel araçtı bu. Piramidin yaratıcıları bunun içine gitgide daralan dev bir yarık açmışlardı. Bu gök kubbesini boydan boya aşan meridyenin tam hizasındaydı. Aşağıya inen geçitten yukarıya doğru bakan eski astronomlar gökteki bütün yıldızları görüyor, geçişlerini izleyebiliyordu. Milattan önce 2160 veya 2440'ta geçitin ucundan bakıldığı zaman Alpha Draconis yıldızı yani Kuzey Kutbu'ndan 3 derece 43 dakika ötedeydi.
Bu yıldızın görülebilmesi için geçitin de 26 derece 17 dakikalık bir eğim yapması gerekiyordu. Ve eski astronomlar da geçiti gerçekten tam bu kadar eğim yapmışlardı. Eskiler bu dev yarığı, bu eski teleskopu yaptırdıktan sonra yapıyı neden devam ettirmişlerdi? Proctor onların bunu ek bilgi almak için yaptıklarına inanıyordu. Piramit yükselirken Mısırlılar bu kez yukarı çıkan geçiti yaptırmışlardı. Bu da yine 26 derece 17 dakikalık bir eğimdeydi. Mısırlıların bu geçiti açtırmalarının nedeni meridyen uygunluğunu kontrol edebilmekti. Bu yüzden çok zekice bir şey düşünmüş ve aşağıya inen geçitle yukarıya çıkan geçitin birleştikleri yere su doldurmuşlardı. Su seçtikleri yıldızın ışığını yukarı doğru yansıtacaktı. Proctor kendi kendine büyük galeriye neden ihtiyaç görülmüştü diye soruyordu. Bu sorunu bir mimar değil de bir astronomun görüş açısına göre ele aldı. Ve o zaman eski bir astronomun göğün haritasını çizebilmek için dikey duvarların arasında çok küçük bir yarığa ihtiyacı olduğunu anladı. Böylece bu astronom bir yıldızın geçişini saniyesi saniyesine izleyebilecek ve yıldızın gökyüzünde ekvatorun kuzey ya da güneyindeki açısal uzaklığını, eğimini saptayabilecekti. Yani o dönemde büyük galeri gökyüzüne açılıyordu. Proctor piramidin böylece 50. taş dizisine yani tam büyük galerinin hizasına kadar yapılmış olduğunu tahmin ediyordu. Piramit tepesi kesilmiş bir biçimdeydi. Dört köşe olan doruğu gökyüzünün haritasını çıkarmak için kullanılıyordu. Tıpkı Kepler'le Galile'nin dört köşe haritalar kullanmaları gibi. Eski Mısırlılar bu plana göre dünyayı dereceli bölümlere ayırabiliyorlardı. Proctor piramidin tamamlanmasından önce bir rasathane olarak kullanıldığını söylerken çok haklıydı. Mısırlı astronomların şaşılacak bilgileri Karnak ve Luxor'daki tapınaklar incelendiği ve eski yazılar araştırıldığı zaman daha da iyice açığa çıktı. Meslek hayatını eski ölçülerin araştırmalarına vermiş olan New Jersey'deki William Patterson Üniversitesi'nin eski çağlar tarihi profesörü Livio Stecchini eski eserleri inceleyerek Mısırlıların tam bir daire olduğunu bildikleri dünyanın biçimini çağımızda ancak 18. yüzyılda bulunabilen büyüklüğünü, kesin çevresini, ekvatorla kutuplar arasındaki uzaklığı, hatta dünyanın kutup bölgelerinde biraz yassı olduğunu, enlem ve boylamları bunların ekvatorda kısa ve kutuplarda daha uzun olduklarını ve eski Mısır'ın tam büyüklüğünü hesaplamış olduklarını ortaya koydu. Eski Mısırlılar yılın uzunluğunu kesin ve doğru bir şekilde ölçebiliyorlardı. Küre yüzeylerinin yassılaştırıldığı harita yapma sistemini anlıyorlardı. Piramidin tabanını dünyanın yarım saniyede döndüğü uzaklığa eşit olacak şekilde yaptırmışlardı. Grek bilginlerinden 2000 yıl ilerideydiler. Zaten Grekler de bütün bilgilerini onlardan almışlardı. Mısırlılar matematikle ilgili birçok başarıları arasında her yeni sayının kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu ve Fibonacci sistemi diye tanınan yöntemi de geliştirmişlerdi. Bu yüzden istedikleri takdirde bir çift tavşandan bir yıl içinde doğacak yavruları hesaplayabiliyorlardı. 377 çift yavru. Ama 2000 yıl içinde dikkatle toplanan bütün bu bilgiler yok olup gitmişti. Grekler bunları karmakarışık bir halde öğrenmişlerdi. Eski Mısırlılar bütün bu bilgileri nasıl toplamışlardı? Belki yüzyıllar boyunca gelişmişti bu. Ya da bir tek dahi, bir eski zaman Einstein'ı tarafından bulunmuştu tüm bunlar. Andre Thomas bu bilgiyi kayıp Atlantis'ten sağ kalanların Mısır'a getirdiklerine inanmamızı istiyor. Büyük piramidin M.Ö. 2500'de 4. hükümdarlık ailesinden olan Firavun Khufu zamanında yapıldığı düşünülüyor. Başlangıçta mühendisler alanı temizlemiş ve düzeltmişler. Piramidin tabanını belirlemek için köşelere taşlar koymuşlar. Sir Flinders Petrie'nin hesaplarına göre piramit her biri 2,5 ton ağırlığında ve 127 çarpı 127 çarpı 71 santim büyüklüğünde olan 2 milyon 300 bin taştan oluşmuş. Bu taşların o yüksekliklere nasıl kaldırıldıkları
birçok araştırmacıyı sinirlendiren bir soru. Bazıları piramidin etrafını toprak bir rampanın sardığını ve taşların bunun üzerine çıkarıldığını söylüyorlar. Bazıları ise bunların denge makinalarıyla yukarıya kaldırıldıklarını ileri sürüyorlar. Herodot, piramidin ancak 20 yılda tamamlanabildiğini, her yıl Nil'in taşması sırasında 100 bin işçinin yapıda çalıştığını yazıyor. Piramit, halkın ister istemez tembel tembel oturmak zorunda kaldığı bir sürede onlara yiyecek sağlamak için düşünülmüş bir kamu projesi de olabilir diyor. Rahip astronomların Firavun Khufu'ya piramidin onun mezarı olacağını söyleyerek onu kandırmış olmaları ihtimali de var. Ve tabii rahipler bu sözlerini tutmak niyetinde de değillerdi. Peter Tompkins, piramidin yaratıcılarının astronomi rasathanesinden yararlanarak istediklerini elde ettikten, yıldızları izleyerek bütün astronomi, coğrafya ve yeryüzeyini ölçme tekniğini tümüyle kurduktan sonra sırlarının öğrenilmemesi için araçlarının etrafını duvarla kapattıklarını söylüyor. Tompkins'e göre en şaşırtıcı bilmece aşağıya inen geçiti kapamak için kullanılan taştan yapılmış dev tıkaçlar. Bunlar odalara tekrar girilmesini imkansız bir hale sokuyorlardı. Khufu'nun mezarı boştu ama burası soyulmuş da olamazdı. Mezar soyguncuları lahta erişemezlerdi. Ölüyü oraya kadar taşıyanlarsa tekrar dışarıya çıkabilmeleri olanaksız gibiydi. Mezar soyguncularının kuyudan yukarı tırmandıkları ve tabutu taşıyanların da yine buradan dışarıya kaçtıkları varsayımını gerçekler çürütüyor gibi. Kuyu bulunduğu zaman ağzını gizleyen kapak sıkıca kapatılmıştı. Dipteki yol dikkatle kamufle edilmişti. Bunun aşağı kısmı moloz doluydu. Gruptan birinin diğerleri aşağıya indikten sonra kapağı kapaması için içeride kalması gerekiyordu. O zaman da onun iskeleti Arap araştırmacılar tarafından bulunurdu. Bu kuyunun aslında aşağıya inen geçite hava sağlaması için yapılmış bir hava bacası olduğu düşünülüyor. O halde o tıkaçlar aşağıya inen geçite nasıl indirilmişti? Sorunun can alıcı noktası buymuş gibi gözüküyor. Büyük piramidin esrarını çözecek anahtar da bunda gizli. Piramidin bir mezar olarak yapıldığına inanan bilginler, Firavun'un mumyası odaya taşındıktan sonra bunu ortaya kadar götüren adamların granitten yapılmış üç dev tıkacı yukarıdan yerlerine ittiklerini düşünüyorlar. Onlara göre bu adamlar yanlarına lahdin ağır kapağını alarak kuyudan kaçmışlar. Tabii bu olmayacak bir şey. Bu yüzden ek olarak bir varsayım daha ileri sürülüyor. Mühendislerin o tıkaçları uzaktan yönettikleri, bunların yerlerine inme işlemini aşağıdan başlattıkları iddia ediliyor. Bu iki varsayım da pek olacak gibi değil. David Davison bilime bir tek defa katkıda bulundu. Mühendis olan Davison aşağıya inen geçitin yukarısındaki 1 metre 25 santimlik açıklığın tıkaçları aşağıya itmek için yeterli olmadığını, bu koşullar altında bunların takılıp kalacağını söyledi. Böyle bir şeyi yapabilmek için yan duvarların cam kadar düzgün ve kaygan olması gerekiyordu. Oysa aşağıya inen geçitin duvarları gayet kabaydı. Düzeltilmemişlerdi bile. Acaba tıkaçlar daha önce piramit yapıldığı sırada bir rasathane olarak kullanıldıktan sonra yerlerine mi konulmuşlardı? Rahip mimarlar yapıyı sivri bir tepeyle sona erdirmişlerdi. Bu, bitişik küçük piramitlerle birlikte rahiplerin yüzeyleri üçgenlere ayırarak ölçmelerine yardım edecekti. Ayrıca bu şekilde Firavun'u hala mezarını yaptırmakta olduğuna inandırabileceklerdi. Piramidin açıklayabileceği başka sırlar var mı? Bazı bilgiler piramitte henüz bulunamamış bazı odalar olduğuna inanıyorlar. Bunlara Firavun'un öbür dünyada yararlanacağı cenaze araç ve gereçlerinin konulmuş olabileceğini düşünüyorlar. 1968'de Nobel Fizik Ödülünü kazanan Luis Alvarez, 1960'ta bir geçitteki kozmik ışınları inceleyecek bir araç yaptı. Böylece gizli odayı bulabileceğini umuyordu. Firavun Khufu'nun oğlu Kefren'in piramidini inceledi. Elde ettiği bantlar Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nde elektronik beyine verildi. Ama şu ana kadar önemli bir sonuç da
alınamadı. 1974'te Danimarkalı Profesör Hubert Paulsson piramidin içini uzun uzun araştırdı. Emekli bir mimar olan Paulsson, bu incelemelerinden sonra odanın piramidin temelinin altında olması gerektiğini söyledi. Bu varsayımı piramit yapılırken uygulanan geometri ilkesine dayandırıyordu. Bu oda Firavun'un mezarı olabilirdi. İçinde Tutankamon'un mezarında bulunanlardan daha olağanüstü bir hazine de vardı belki. Kurt Mendelssohn ise piramitleri daha başka bir şekilde açıkladı. Yalnız Mısır'dakiler değil, Maya ve Azteklerin yaptıklarını da. Bunlar ayrı kabileleri büyük, ortak bir görev yardımıyla kaynaştırarak bir tek toplum haline sokmak için planlanmış dev kamu projeleriydi. Böylece piramit yapıcıları ulusal bir devlet kurmuş oluyorlardı. Piramit bir başka sırrını daha açıklamış olabilir. Fransız bilim adamı Bovis, piramitte tuhaf bir şeyin farkına varmıştı. Kralın odasındaki çöp tenekelerinden içeriye girerek orada ölen küçük hayvanların leşleri vardı. Bunların vücutlarındaki sıvılar buharlaşmış ve hayvanlar birer mumya halini almışlardı. Bovis'in raporunu okuyan Çek mühendis Kare Drahal piramit biçimindeki maketlerle deneye başladı. Bir piramidin içine yerleştirilen süt ve yoğurt taze kalıyor, bozulmuyordu. Bir jilet 200 tıraştan sonra bile keskinliğini kaybetmiyordu. Piramit biçiminde bir kap elektromanyetik dalgaları ve kozmik ışınları mı topluyordu? Bu sorunun cevabını da kimse bilmiyor. Fakat birkaç imalatçı bozulacak besin maddelerini piramit biçiminde kaplara koymaya başladılar. Bu eski rahiplerin keşfedemedikleri tek sır olabilir.